Ve Teknofest devam ediyor. Hafta sonu yoğun bir katılımın olması bekleniyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Teknofest'teydi. Şimdi gelin Umut Erol günlerdir Teknofest'i yakından takip ediyor. Biz Umut'a bugünü bir soralım. Umut Erol merhaba. Festivalin başladığı ilk günden bu yana sen alandasın. Artık hani şunu söyleyebilirim. Avucunun içi gibi biliyorsun sen festival alanını. Teknofest'e o kadar hakimsin. Bugün ciddi bir yoğunluk da bekleniyordu hafta sonu olması dolayıyla. Beklenti gerçekleşti mi? Yoğunluk var mı? Ve bugün neler yaşandı? Var mıydı şöyle gösteriler, şovlar? Evet Elin Aslan, aslında hemen şunu söyleyebilirim. Salı günü sabah 9'da kapılarını açmıştı Teknofest. Biz de sabah 8'de burada ilk yayınımızı yapmıştık. O günden bugüne de adım adım Teknofest alanını gezdik. Gerçekten de geçen yılda, bu yılda Teknofest heyecanını yakından takip ettik. Sadece biz değil, aynı zamanda vatandaşlar da bu heyecanı yaşıyorlar. Gerçekten de buraya gelip herkesin şu alanı bir kere görmesi lazım. Çünkü hem Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarımız, hem aynı zamanda yerli milli insansız hava araçlarımız gerçekten de etkinliklerle inanılmaz bir alan, inanılmaz bir heyecan. Teknolojiyi, uzay ve havacılığa dair her şeyi burada görmek mümkün. İsterseniz bakın yavaş yavaş vatandaşların doğru yanına doğru da gidelim. Bu sırada da neler yaşandı bugün onu anlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaydı. Vatandaşlara hitap etti. Artık Türkiye bir pazar değil, üreten bir ülke olacak. Pazarlayacak ürettiği teknolojiyi dedi. Daha sonra burada Teknofest yarışmalarında yarışan öğrencilere ödüllerini verdi. Ve ardından da Akıncı İHA'yı inceledi burada. Aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet etti. Onlara, çocuklara oyuncaklar dağıttı. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı ayrıldı. Solo Türk gösterisi oldu bugün. Türk yıldızları gökyüzündeydi. Aynı zamanda biliyorsunuz yabancı konuklarımız var. Rus Su-30 uçaklarıyla gösteri yapan Rus şövalyeleri bugün gökyüzündeydi. Az önce jandarma helikopterleri havadaydı. Gerçekten de hafta sonu burada dolu dolu geçiyor. Hafta içi öğrenciler vardı. Bugün artık aileler geliyor buraya. Herkes ailesini alıp buraya gelip yerli milli silahları görmek istiyor. Teknolojiye dair bütün gelişmeleri buradan takip etmek istiyor. Akın akın İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru geliyorlar. Ve hemen şunu da söyleyelim, buraya gelmek isteyenler için hem metroda hem de yollarda bir yoğunluk var. Onu da belirtelim. Bakın vatandaşlara da mikrofon uzatalım. Neler söyleyecekler? Merhabalar. Merhabalar. Siz de geldiniz, geziyorsunuz. Evet, öyleyim aslında. Geçen yıl gelmiş miydiniz? Daha bu ilk oluyor. İlk kez geldiniz. Nasıl peki? İyi, beğendik. Her şey, bütün uçuşları da izledik burada. Çok bütün uçuşlarını izlediniz mi? Evet, izledik. Nasıldı çok memnun peki? Kaldık. Çok memnun kaldık. Türk yıldızları, solo tüp. Evet. Efsaneler. Efsaneler. Anlatılmaz yaşanır. Herkes gelsin mi buraya? Gelsin. Yarın son tavsiye ediyoruz, evet. Herkesin gelip görsünler. Aynen, tavsiye. Çok teşekkürler efendim. Merhabalar. Merhabalar. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel, gurur duyduk gerçekten ya. Yapılan her şeyle emek veren bütün askerimize. Başka bir Türkiye var diyorsunuz. Kesinlikle yani. Ve daha güçlüyüz. Bizden korksunlar her zaman. Teknoloji üreten bir Türkiye. Kesinlikle yani. Çocuklar siz de buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? En çok hangisini sevdin? Hepsini. Hepsi güzel miydi? Sen de ileride bunlardan bir tane uçurmak ister misin? Evet. O zaman bol bol ders çalışacaksın. Anlaştık mı? Evet, merhabalar. Merhabalar. Siz de buradasınız. Evet, biz de buradayız. Teknofest'e geçen sene de katılmıştık. Bu yıl da geldik. Bu yıl da geldik. Bu yıl biraz daha yoğun geçtiğini görüyorum. Bugün herhalde özellikle Cumhurbaşkanımızın katılmasından dolayı oldukça bir... Peki nasıl şöyle yerli ve milli silahlara bir bakıyorsunuz? Yani, ne hissediyorsunuz? Tabii gurur verici. Küçük yaştaki bu gençlerimizin kalbine ve beynine bu ruhun işlenmiş olması geç kalınmış bir olaydı aslında. Bu adeta bir şölene de düşmüş durumda. Devamında daha böyle yüksek organizasyonlar, daha büyük katılımla gerçekleşmesi daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. Size geldiniz. Evet. Ailece mi geldiniz? Ailece geldik. Çocukları... Bütün aile burada. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Böyle bir şey, geç kalınmış bir festival esasında, daha yıllar öncesinden başlanması gereken bir festivalin yine de geç kalınmış olmasına rağmen güzel, olumlu buluyorum. Çocuklar da beğendim, onlara da soralım. Nasıldı? Evet, çok güzeldi. En çok hangisini beğendin? Gezdin mi hepsini? Evet, uçan araba Cezeri'yi beğendim. Cezeri'yi mi çok beğendin? Evet. O zaman şöyle bir anlaşma yapalım. Sen bol bol ders çalış. İleride sen de mühendis ol. Böyle bir araba tasarla. Tamam. Senin yaptığın arabayla da biz uçalım. Anlaştık mı? Olur. Peki. O zaman bol bol ders çalışacaksın. Tamam. Evet. Merhabalar. Merhaba. Siz de geldiniz. Evet. Hafta sonu burada değerlendiriyorsunuz. Nasıl? Aynen. Çok güzeldi. Geçen sene de gelmiştik biz.
geçen seneden daha çok teknolojik olarak ilerlemiş ve daha çok uçaklar ve arabalar daha çok çoğalmış. Bu durumda haberlerde izliyor muydun mesela buradaki bizim insansız hava araçlarımızı? İzledim. Zaten burada gördün. Burada nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Su-35'lerin gösterilerini izledik. Türk Yıldızlar gerçekten çok güzel uçtular. Peki senin gibi gençlerin projeleri vardı. Onları gördün mü? Evet, gördüm. Arabaları gördüm. Sen de gelecek yıl bir proje üretip burada yarışmalara katılacaksın. Evet. O zaman bekleyeceğiz. Gelecek yıl seninle burada tekrardan görüşeceğiz o zaman. İnşallah. İyi bakalım. Merhabalar. Merhaba. Siz de buradasınız. Evet. Geçen yılda İstanbul Havalimanı'ndaki Teknofest'e katılma imkanı bulmuştuk. Bir yılda ne kadar bu milli teknoloji hamlesinin ne kadar mesafe kat ettiğini gördük bu sene. Hürjet'inden Gökbey'ine, işte Akıncısı'ndan Milli Muharip Uçağı'na kadar her şey çok güzel. İnşallah daha da gelişecek, büyüyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Elin Aslan, buradaki atmosferi sizlere aktardık ki arkamda da bakın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük kargo uçağı AM-400 Atlas ki biz ona Koca Yusuf diyoruz. Koca Yusuf var. Ona aslında her gün böyle ilgi yoğun. Vatandaşlar görüyor. İçinde de bol bol fotoğraf çektiriyor. Yarın eğer siz de burada olmak istiyorsanız çok basit. Metroya bineceksiniz, geleceksiniz. Aynı zamanda İstanbul'un dört bir yanından ücretsiz servisler de var. Ve bu akşam yine bir konser var. 19.30'da yarın yine konser olacak ve 21'e kadar buradaki bu etkinlikler devam edecek diyelim. Bütün İstanbulluları buraya davet edelim ve söz yerinden stüdyoya bırakalım. Diyoruz. Umut'tan Teknofest'te bugün durum ne öğrendik? Nasıl geleceğinize dair de bilgileri verdi.